bu kış sezonuna yeni başlayan dizilerden İnci Taneleri ile Kızıl Goncalar damga vurdu. Her zamanki gibi beklentilerin altında kalan diziler de oldu, ortalama izleyici kitlesi oluşturanlar da. Yeni dizi çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Şubat sonuna kadar en az 5 dizinin premieri gerçekleşecek. Çekimleri bu ay başlayan dizilerin yayına çıkması ise Mart ayını bulacak. Ayrıca hazırlıkları devam eden 4 dizi yeni sezona ertelendi. Gelin son gelişmelere değinelim. Ay yapım Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği Deha dizisini sonbahar sezonuna erteledi. Yayına Eylül ayında başlayacak. Şimdiden güçlü bir oyuncu kadrosu da oluşmak üzere. Taner Ölmez, Devrim Özkan ve Gürkan Uygun'a teklif yapıldı. Muhtemelen yakın dönemde hangi oyuncuların yer alacağı kesinleşecek. Aras Bulut İynemli bu dizide matematik dehası bir karakteri canlandıracak. Bülent İnal'ın başrolü üstlendiği ve TV8'de yayınlanması planlanan Yetkisiz Hayat dizisinin de premieri yeni sezona Eylül ayına ertelendi. Gökhan Horzum'un kaleme aldığı dizi, İspanyol yapımı Unauthorized Living'den uyarlanıyor. Olaylar 60. yaş gününde Alzheimer hastalığına yakalandığını öğrenen uyuşturucu baronu Nemo ve ailesinin etrafında gelişecek. Show TV bu sezon 5 yeni diziyle rekabet etmeyi planlıyordu ancak 2 dizisi erken final yaptı. Deha yeni sezona ertelendi. Bir tek Sandık Kokusu ilgi çekti. Yakında ise Demet Evgar'ın başrolünü oynadığı Bahar başlayacak. Hikayenin merkezinde yer alan Bahar yıllar önce ailesi ve çocukları için tıp kariyerini geride bırakmıştır. Ancak ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin ve özellikle de eşi Timur'un başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte ise Evren'le tanışacak. MF Yapım imzalı dizinin premieri 13 Şubat Salı günü gerçekleşecek. Böylece 3 rakibi olacak. Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam ve aynı gün başlayacak Senden Önce. Kanal D'de başlayacak Senden Önce dizisinin premieri Salı günü gerçekleşecek. Bakalım bu iki yeni diziden hangisi daha iyi açılış yapacak? Aşk aldatma entrika üçgeni etrafında gelişen olayları konu alan dizi Lübnan yapımı Ölene Kadar'dan uyarlanıyor. Ve bu dizi için 3 Kız Kardeş Cumartesi'ye alındı. 15 Şubat Perşembe günü ise TRT1'de Kül Masalı yayına başlayacak. Tabii dizi oldukça zor bir günde rekabet edecek. İnci Taneleri'nin gelişi, Perşembe yayında talep gören dizileri neredeyse final yapacak duruma getirdi. Bakalım Kül Masalı ilgi çekebilecek mi? 27 Şubat'ta ise Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin premieri bekleniyor. Böylece Salı rekabeti 3 yeni diziyle birlikte artacak. Zaten Salı dizileri son haftalarda %6'nın dahi üzerini göremedi. Belli ki dengeler değişecek. Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'i oynadığı dizide, Selim Bayraktar Netflix'in Osmanlı dokudramasında olduğu gibi yine Çandarlı Halil Paşa rolünde. Hikaye Sultan II. Murat ile başlayacak ve bu rolü Teoman Kumbaracıbaşı üstlendi. İmparator Konstantin'i ise Seçkin Özdemir, Kenan Çoban, Fikret Kuşkan gibi isimler de kadroda yer alıyor. TRT1'de ayrıca Kara Ağaç Destanı dizisi yayınlanacak. Olgun Şimşek'in başrolü oynadığı dizinin hikayesi 1950 ve 70'li yıllarda geçiyor ve ilk tanıtımı oldukça etkileyici. TRT'nin bu dizisi de yine rekabetin yoğun olduğu bir günde başlayacak, 23 Şubat Cuma günü. Kanal D'de yayınlanacak Kore yapımı Remember'dan uyarlanan Taş Kağıt Makas dizisinin de premieri yakında gerçekleşecek. Hikaye işlemediği bir suçtan dolayı yargılanan Alzheimer hastası, babasının masumiyetini kanıtlamak için avukat olan ana karakterimiz, Umut'un yozlaşmış sisteme karşı mücadelesini anlatacak. Ve ilginç tarafı, Umut her anını mükemmel ayrıntılarıyla hatırlayabilen bir sendroma sahip. Dizi muhtemelen ya pazartesi ya da çarşamba günlerinde yayınlanacak. Bu arada orijinali yüksek reytingler sergilemiş bir yapım ve 20 bölümden oluşuyor. Gelelim çekimleri başlayan ve Mart ayında ekrana gelecek dizilere. Star TV'de yayınlanacak OCM Pictures'ın bu sezona hazırladığı ikinci yeni dizisi Yan Oda'nın çekimleri başladı. Oyuncu kadrosuyla ilgi çekiyor. Caner Cindoruk Şevval Sam, Melek Baykal, Nazan Kesal gibi isimler yer alıyor. Onur Seyit Yaran da başrol oyuncuları arasında. Partneri ise Derya Pınar Ak oldu. Hikaye ünlü sunucu Verda Yıldız ile beklenmedik bir evliliğe giren iş adamı Fikret Alabey'in etrafında gelişecek. Nitekim bu evlilik hem basında büyük ilgi uyandıracak hem de her iki eşin ailelerini birbirine düşürecek. Fikret Alabey eşinin ailesini kendi lüks evine taşıma kararı alır. Nazan Kesal Fikret'in annesi rolünde. Oğlunun evliliğini kabul etmeyerek gelini Verda ve ailesine savaş açacaktır. Verda'nın annesi rolünde Melek Baykal'ı göreceğiz. Onur Seyit Yaransa Fikret Alabey'in oğlu Taylan'ı oynayacak.
Çağrı Villalostuvalı'nın yönetmeni olduğu dizinin senaryosunu, Yalı Çapkını'nın yazarı Barış Günger ve dijitalde Terzi, Kübra gibi projelere imza atan Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor. İki dizisini erken finale götüren ATV'de, Mart ayında yeni bir dizi başlayacak, yönetmeniyle iddialı bir proje olan Aile Albümü. Zeynep Günaytan'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı dizide başrollerde Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora yer alıyor. İlk bölüm çekimleri Ayvalık'ta yakında başlayacak. Oyuncu kadrosunda ayrıca Tilbe Saran, Serhat Teoman ve Büşra Pekin yer alıyor. Süreç film imzalı Kanal D'de yayınlanacak Yalan dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Aslıhan Güner'in başrolü üstlendiği dizinin kadrosuna Emir Benderlioğlu'dan sonra Feyyaz Duman, Eylül Tumbar ve Özge Borak gibi isimler de dahil oldu. Hikaye kızı için asılsız suçlamalarla 20 yıl hapis yatan ve tahliye edildikten sonra kendini büyük bir yalanın ortasında bulan Melike'nin kaderini konu alıyor. Mahsun Kırmızıgül'ün Kanal D için hazırladığı Güzel Atlar Diyarı dizisinin ise çekimleri henüz başlamadı. Dizinin tüm oyuncu kadrosu tamamlansa da başrol oyuncusu henüz bulunamadı. Ulaş Tuna Aztepe'ye teklif yapıldı ancak oyuncu gelen teklifi kabul etmedi. Bakalım dizi bu bahar sezonuna yetişecek mi? Fox'ta cumartesi yayına başlayan Kopuk dizisi reytinglerde %3'ün altında kaldı. Muhtemelen erken final yapacak ve yerine çekimleri devam eden ve yayına hazır olan Korkma Ben Yanındayım başlayacak. Başrollerde Şevket Çoruh, Nilsu Berfin Aktaş, Günay Karacaoğlu Eren Ören ve Murat Aygen yer alıyor. Bir dizi haberi daha var. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun sahibi oldukları yapım şirketi Alim Yapım, Aşkın Pusulası adında yeni dizi hazırlıyor ve dizinin başrol oyuncuları Alperen Duymaz, Büşra Develi ve Engin Öztürk oldu. Alperen Duymaz ile Büşra Develi daha önce Bean Connect platformunda yayınlanan Erkek Severse dizisinde de partnerdiler. Bu yeni dizi ise tıpkı Maviye Sürgün ve Yeşil Vadi'nin Kızı projeleri gibi Latin Amerika ülkeleri için çekiliyor. Bu nedenle çekimleri uzun bir süre devam edecek ve Türkiye'de yayınlanması yıl sonunu veya gelecek yılı bulabilir. Alperen Duymaz bu projesinin çekimlerinden sonra ise Karga Seven Pictures'ın sonbahar sezonu için hazırladığı Ali Kara dizisinin çekimlerine başlayacak. Böylece yeni sezonda ekranlarda olacak ve Hazal Kaya ile başrolü paylaşacak. Aşk dedektif türünde bu hikayenin senaryosunu Eylem Can Polat kaleme aldı. Böylece daha şimdiden Eylül'de yayınlanacak 4 iddialı projeden haberdarız. Deha, Yetkisiz Hayat, Ali Kara ve Ertan Saba'nın Kötü Kan dizisi. Önümüzdeki 2 ayda ise 10 yeni dizinin premieri gerçekleşecek. En çok hangilerini beklediğinizi bizimle yorumlarda paylaşabilir. Yeni gelişmeleri kaçırmamak içinse kanala abone olabilirsiniz.